Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinelerimizin kartlarında da kullanılan rolelerden bahsedeceğim. Sağlamlık testi yapacağız. Rolelerin üzerindeki değerlerin ne manaya geldiğini anlatacağım. Vesaire vesaire eğitici, faydalı bir video olacak. Neden roleler? Çamaşır makinelerimizin kartlara arıza verdiğinde genelde bakılan yerlerden birisi de roleler. Roleler patlarsa makine bazı fonksiyonlarını çalıştıramaz ya da hiç çalışmaz. Her çamaşır makinesinde bu rolelerden var. Bakın beyaz olan, siyah, işte burada değişik parça modeller var. Ne işe yarıyor role? Role düşük akımla yüksek akım ihtiyacı olan parçaları anahtarlıyor. Rolelerin içerisinde iki tane farklı devre vardır. Birisi anahtarlamanın yapıldığı yer, diğeri de bobin. Yani bobinle anahtar kısmı birbirinden bağımsızdır. Düşük akım verildiğinde bobinde manyetik alan oluşarak anahtar aşağı doğru inerek devreyi açıyor. Yani orta uçtan akım diğer uca iletiliyor. Şöyle anlatayım, şöyle bir parça yaptım. Buradan daha kolay olacak. Şimdi şu uç ortak uç. Bu iki uç bobinin, yani şu parçanın, şu ortadaki parçanın manyetik alan oluşturması için akım verilen uçları. Şunlar da çıkışlarımız. Bunlardan birisi NO'dur, bir tanesi NC'dir. Yani normalde açık, normalde kapalı. Bir tanesinden sürekli akım geçer. Anahtarlama yapılınca bu bacaktan diğer bacağa akım gider. Yani burasının devresi kapatılır, burası kısa devre olur. Bu da normalde kapalı devredir. Anahtarlama olunca açık hale gelir. Ölçümü basit, fakat ölçümle sağlamlık testi aynı şey değil maalesef. Çünkü yük altında sağlam dediğiniz bir role arızalı olabilir. Yük verilince arızalı duruma geçer. Şimdi ortak uç şu. 5 bacağı var bunun. 3 bacağın olduğu yerdeki ortadaki uç ortak uçtur. Bakalım. Ses yok. Yani şu ucumuz normalde açık uç. Bu role sağlam bu arada. Voltaj verildiğinde tren raylarında ray değiştiriliyor ya, onun gibi düşünün. Burası kapalı hale gelecek, burası açık hale gelecek. Akım da vereceğiz, merak etmeyin. Şimdi üzerindeki değeri okuyalım. Ne yazıyor? 005 ZSTF parantez içerisinde 335 10 amper 250 volt 5 amper 250 volt. Burada 005 rolenin düşük akım miktarı, yani 5 voltluk enerji verildiğinde şu iki kırmızı bacaktan rolemiz aktif hale geçiyor. 250 volta kadar, 10 ampere kadar destekliyor. Buradaki rolemizde ise yine 5 voltla çalışma söz konusu. 10 amper 125 volt. Alttaki değerler okunmuyor. Şuradan bakalım. Mesela bu da başka bir role. 24 volt ile çalışıyor bu. 10 amper 250 volt. 10 amper 250 volt. Şimdi bazı konular elektronik konusu, elektronikçilerin konusu. O yüzden oralara girmek istemiyorum. Biz basitçe çamaşır makinenizde bu tarz bir arızanız varsa kontrolün testini nasıl yapabiliriz, onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu rolemize akımı verelim. 5 volt diyor. Dolayısıyla 5 voltluk bir akım vermemiz lazım. Elimizde de böyle bir adaptörümüz var. Şu iki uca değdirdiğimizde anahtarı açacak. Sesi de duyacaksınız. Duydunuz. Bakın. Şimdi şuradan gösterelim. Burası açık ucumuz. Şimdi bakalım. Burası kapalı hale geldi. Yani burasının açılmış olması lazım. Elektriği kapattık. Ne oldu? Burası açık oldu. Şimdi bu sağlamlık testi mi? Evet, kısmen sağlamlık testi sayılabilir. Ancak dediğim gibi yük altında roleler çalışmayabilir. Bakın şuradan gösterelim. Daha net. Hazırsanız iyi bakın.
Şimdi size patlamış bir role örneğini göstereceğim. Bakın bu rolemizi söktük. Şurada diğer bacağı halini görüyorsunuz. Yanmış. Bu role de sağlammış gibi gösteriyordu kendini ölçümümüzde. Fakat dediğim gibi yük bindiğinde role arızalı. Roleyi kart üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yük bindirebiliriz. Ben şimdi mesela bir ampirle deneme yapacağım. Size de göstereceğim 220 voltla. Bakalım rolemiz sağlam mı? Şu iki ucu anahtarlayacağız düşük voltajda. Normalde açık tarafımız neresi? Ona bakalım. Burası normalde açık tarafımız. Elektrik kablomuzun birisini ortak uca bağlıyoruz. Dolayısıyla buradan da ampule bir tane çıkış alacağız. Elektrikten gelen bir kabloyu da ampulün diğer ucuna bağlıyoruz ki devre tamamlansın. Bu da tamam. Şimdi mantıken şöyle olacak. Biz elektriği verdiğimizde buradan artı veya eksi ucumuz gelecek. Anahtarlama sayesinde bu hattan çıkış yapacak ve ampulümüze gidecek. Diğer ucumuz da zaten ampule gidiyor. Yani 220 voltla ampulümüz yanacak. Anahtarlamayı da şu ikisi yapacak. Hazırsanız başlayalım. İnşallah gümlemeyiz. Anahtarın sesini duyuyor musunuz? Ben kapattığımda anahtar da kapanıyor. Bakın. Tık. Demek ki yük altında bu rolemiz çalışıyor. Eğer bunu direkt olarak buna bağlamış olsaydım şu bacağını, zaten elektrik açıldığı an yanacaktı. Anahtarlamaya gerek kalmayacaktı. Onu da gösterelim. Bakın bunları çıkarıyorum. Mesela bu haldeyken deneyelim. Yanmayacak. Yanmıyor. Ama buradan anahtarlamayı yapınca yanıyor. Bunları çıkarıyoruz. Bu kablomuzu bu tarafa bağlıyoruz. Yani normalde açık tarafa. Anahtarlama yapmadan yanacak bu sefer. Yani şöyle söyleyeyim. Şu iki uca hiçbir şey bağlamıyoruz. Bakın yine yanacak. Çünkü bu hat normalde açık hat. Şu hat ise normalde kapalı hat anahtarlamayla çalışıyor. Easy mi? Easy tabii ki de diyelim. Kart üzerinden de yapılıyor bu test. Mesela şu kartımız şöyle çevirdiğimizde rolenin bacakları burada ortak uç. Bobin uçları normalde açık, normalde kapalı ucumuz. Zaten buradan takip ettiğinizde hangi rolenin ne işe yaradığını da bulabilirsiniz. Yalnız elektrikle çalışmak riskli. Şimdi elektronikçilerin ellerinde değişik solüsyonlar vesaire var. Alıyor, sıkıyor üzerine, veriyor elektriği. Hangi parça ısınmış, soğumuş direkt olarak görebiliyor. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.